Kayseri Özülümü Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlar. Serdar Dursun'dan Galatasaray'a F-16 füze başka bir şey. Serdar Dursun bizim kalbimiz çelişmez diyor. Hani şey diyorlar Fenerbahçe maçından önce taraftar çağırmış da işte alkışlamış şöyle yapmış böyle yapmış. Zamanında Belhanda da üçlü çektirdi nasıl olacak diye. Ulan Belhan da o maçta Galatasaray kazansın diye hani bir tek kendi kalesine tutup gol atmadı. Geri kalan her şeyi yaptı. Serdar Dursun canlı dışına taktı. Spor'un en fazla reytinge sahip futbolcusu oldu. Bizim farkımız aramızdaki fark bu. Şimdi bizim kanalda <laughs> birçok Fenerbahçe düşmanı var. Ve bizim Fenerbahçe düşmanlarına ben soru üstüne soru yöneltiyorum ama cevaplayamıyorlar, altından kalkamıyorlar. Amrabat gerçeğini açıkladılar diye bir haber var arkadaşlar Sofyan Amrabat'a dair. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Önemli konularda biraz şey yapayım diye. Amrabat'ın aslında Fenerbahçe'ye çok yararlı olduğunu, çok böyle mücadeleci, baskıcı, preskar bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Ama bizim taraftar çöplüyor. Neyse milli maçında izlersiniz. Tam morun yönlerde arada oyuncu diyorlar. Tüm büyüklüklerde oynayabilir diyorlar. Hepsi tamam. Bakın Galatasaraylı arkadaşlar belki bazıları kuduracak, belki bazıları çıldıracak. Belki bazıları sinirden kahrolacak. Şimdi Hakim Ziyeç Instagram hesabından Galatasaray'a ilgili her şeyi silmiş. Zaha kaçmış. Tete kaçmış. Ya bunlar geçen senenin en süper transferleriydi. Endombele ne olduğu belirsiz. Öry'e gitmiş. Angelina Jolie ilk devrede gitmiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakan Büyü göndermişler. Vinicius almışlar. Vinicius'u göndermişler. Başka bir şey almışlar. Yani aslına bakarsanız Galatasaray mahvolmuş. Perişan olmuş. Ya her futbolcu sözleşmesi boştaki futbolcu bile bonservis aldığını düşünün. Şey aldın böyle imza parası aldığını düşünün. <laughs> ama anlamıyorlar. Bakın Galatasaray arkadaşlar kuduracaksınız. Belki bazınız saldıracaksınız biliyorum ama geçen yıl övdüğünüz, geberdiğiniz isimlere şöyle bir bakın istiyorum. Bakan bu kaçtı. Kaçarken kaçtığı takımın başkanı ne dedi? Biz o kadar para vermedik. Galatasaray yalan söylüyordu. Yıllık ücretin onlar verecek. Biz 2,5 milyon euro bonservis verdik dedi. Ateşe attı Galatasaray ama hiçbir Allah'ın kulda gidip Üstüne gitmedi. E Vinicius çöp çıktı. Olsun çıksın. Sonuçta kiralık değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Endonbeli zaten apayrı bir vaha. Yani vaha yani. Çok enteresan bir vaha bu. Değişik bir şey. Vakanın ötesinde bir şey bu. Yani halkalı araştırma hastanesinden araştırmaları gereken bir konu. Hakim Ziyek sürekli sorun çıkarıyor. Bakalım ondan sonraki durağı neresi olacak? Zaha ha kurtulana kadar ölüp geberdiniz. 3 milyon euro adamlar siz açıklamadan dedi ki 3 milyon eurosunu biz vereceğiz maaşının gerisini Galatasaray verecek dedi. Galatasaray kapı açıklaması. Zaha'nın kiralanması için 3 milyon euro verdiler. Allah'tan adamlar daha önce açıkladı da biz gerçeği biliyoruz. O da ayrı mesele. Angelina geldi Galatasaray'da hayata küstü. Köhün daha iyi dediler. Geldi köhün. Köhün mahvoldu mahvetti. Parasını ödeyemeden geri gönderdiler. Oriye bir maç bile oynadı gitti geri. Tete giderken bile ceza sapladı Galatasaray. A. Not kapı açıklamasında önce futbolcu ödeyecek dediler. Sonra dediler ki e, biz bunu sattık sattığımız kulüp ödeyecek bonser şeyini dediler. Allah bilir ya belki yine Galatasaray ödemiştir. Bunlar da Galatasaray'a o parayı ödeyeceklerdir. <laughs> Hiç bilemem yani. Bir tek koskoca transfer sezonda yaptıkları bir tek Davinson Sanchez tuttu. O da ikide bir sakat. Sakabu'yu hatırlayın geçen senenin başında az kalsın Fenerbahçe'ye veriyorlardı öyle bir muhabbetleri vardı. Ya bunların futboldan anladığı bu. Bu kadar hakem kollamasıyla, bu kadar hakem iteklemesiyle şampiyon yapılıyorlar. Türkiye'nin rekoru puanı alıyorlar. Bir Allah'ın kuluna teklif yok. Bir Allah'ın kuluna. Hiç mi teklif olmaz ya? Hiç mi olmaz? Ya hadi bizi geçtik. Biz Fenerbahçeliyiz. Size göre biz yalancıyız. Size göre dünya sizin etrafınızda dönüyor. Hani size göre Galatasaray'ın her maç hakkı yeniyor. Siz Evladınızın ölüsüne yemin edip yemin etmiş insanlarsınız ki Fenerbahçe hakemler koruyor, kolluyor diye üstelik Fenerbahçe 11 yıldır şampiyon olamamasına rağmen nasıl kollamaysa bu inşallah kurban olduğum sonsuza kadar da sizi böyle kollasınlar. İnşallah biz nasıl kollarız? Aynısını sizi kollasına da sonsuza kadar şampiyon olamayın. Böyle kollanmaya can kurban siz de bugün. Ya sizin ben bir şey söyleyeyim. Bu hakem güçleri falan olmasaydı köy takımı Young Boys'a iki maçta yenildiğiniz gibi Süper Lig'de ilk 5'te hayalde. Ya bu seneki transferler de böyle. Gerçekten bak. Arkanızı toplayan hakemler, enteresan oynayan rakipler. Hani gerçek defolarınız ne oldu? Avrupa maçlarında çıkacak ortaya. Bir de bilet skandalı var. İnşallah iyice bir soruşturulursa. Sponsorlarınız tek tek kontrol edilirse falan eğlenceli bilgiler ediniz. Ya orada da illa arkanızı top, bir toplayacak. Yoksa var ya. Yani sizlerin de göz açılır Galatasaray taraftarı. Ne demek istedim? Asıl siz anlarsınız o zaman. Ya Muslera. Avrupa maçında gidiyor. Gol yedik diye herife tekme atıyor. Çok güzel. Türkiye Ligi maçında iki tane hatalı. iki tane bir tane kendi kalesine. Bir tane bilmiyorum ne şekilde gol yiyen kaleciyi de teselli ediyor maçtan sonra. Yemezler. Sen o efendi ayaklarına git başkasına yap. Icardi topallaya topallaya seke seke çıkıyor. 2-3 hafta 3-4 hafta sakat bir ay yok derbi de yok diyorlar. Siz görün bakın Icardi'nin gönlünü mönlünü edecekler. Sonra kahramanlık hikayeleri. Galatasaray için fedakarlık yaptı. Ekmek yemedi. Tuz bastı. Ayağına kezzap döktü. Şunu yaptı bunu yaptı. İki hafta sonra olmayan sakatlık iyileşmiş olacak. Biz çok izledik bunu. Yakın zamanda birisinin kanserini falan açıklayacaklar. Şu kanser diyecekler. E abi, biz bunları çok izledik. Sonra da sezonun sonuna doğru mucizevi şekilde iyileşecek. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Bunlar hani dalga geçmek için çamur atmak için söylemiyorum. İlk sene Galatasaray'ın ilk şampiyon oldu. Okan Buruk'un oğlu kanser oldu. Geçen sene Van Danara kanser oldu. Bu sene şeyden Torreira'dan falan bekliyorum ama. Yani onu söylersiniz diye bekliyorum. Ben hiçbir şeyinize inanmıyorum sizin. Siz Allah bir deseniz acaba derim kalpten inanarak mı söylüyorlar şekil olsun diye mi söylüyorlar derim. Artık bu noktadayım. O bir tane fenomenleriniz o forma galasında çağırdığınız fenomenleriniz pedofili yapıyorlar. Çocuklar üzerinden cinsel içerikli mesaj paylaşıyorlar. Fenomen dediğiniz sayfalar Okan Buruğ'un ecdadına küfür ediyorlar. Ne bileyim ortalığı geriyorlar. Tehditler, şantajlar. Hadi benim adresimi buluyorsan bul. Benim arkamda bilmem ne ağır ağ abilerim var falan filan yazmalar etmeler. Nesiniz siz ya? Nesiniz? Neye dönüştünüz? Neye? Ne oldunuz? Ya hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Karun'un ne kadar zenginliği vardı? yerin dibine girdi. Yer yarıldı yerin dibine girdi. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yani size şu anda Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe gibi Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir takıma şunları yaptırtanlar yarın bir gün size kimlerin önünde neler yaptırtır? Hiç düşünmüyor musunuz? Düşünmeyin. İnşallah karışırsınız. Böyle giderse de ligden çekilirsiniz inşallah kaltısar olarak. Bak şimdi ben Fenerbahçe kısmına geleyim. Borussia Dortmund'dan İsmail Yüksek hamlesi 16 milyon euroluk resmi teklif. Bakın Fenerbahçe sol beki Türkiye tarihi rekoruyla gitti. Bak sol beki gitti. Kalecisine teklif vardı reddedildi. Stoperinin birine teklif vardı dedik ki 14 verin. 12'ye kadar çıktılar 14 verin dedik. Ciku'ya 10 teklif vardı dedik ki 16 verin. Göndermedik bak. 2. Bak 2. 3. 4. Sağ bekin o sayı Samuel'e 8 teklif geldi. Ona çıkarttılar biz 16 istedik gitmedi. Mert Müldür Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 7 milyon euro teklif geldi. Bak bunlar var ya öyle üfürük afaki değil. Afaki olacak olsa sizinki gibi 25-30 geldi falan deriz. İsmail Yüksek 16 al. Fred'e 30-35 teklif geldi Arap Yarımadası'ndan. Mourinho göndermedi. E Şimanski gündemde zaten. 16-18-20-25'ler havada uçuşuyor. İrfan Can'a Sevilla'nın teklifi Sevilla doğruladı. Tadiçi Ajax bugün satıyoruz desek hemen alacaklar. Haksızsa bana haksızsın deyin. Edin Ceko'ya yedek forvetimiz. Ona bile ne hani teklif geldi. Batshuayi aldınız da bir heykelini yapmadınız kaldı. Fenerbahçe futbolcuları böyle çatır 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 herkes istiyorlar. Nice mesela Ryan Kent'i istiyorlar. Oynatmadığımız futbolcuyu bile istediler. Lazio istedi ya. Şampiyonlar Ligi takımı Lazio istedi. Ha, gerçi Kent'in biraz psikolojisi bozuk diye vazgeçti Nis, O ayrı mesele de. Ama Kent gidecek arkadaşlar. Luan Perez şu anda Luan Perez Vasco de Gama ile her konuda anlaşmış durumda. Sağlık raporu istediler. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa 3 yıllığına imzalayacak. Hocam niye bu kadar uzadı? Arkadaşlar normalde biz bir iyilik yaptık. Yaptığımız iyilik neydi? Ee, Luan Perez'in sözleşmesini feshetmedik. Sebebi neydi? Biz feshedersek boşta statüsünde futbolcu olduğu için değeri düşecekti. Kimse yıllık ücret vermeyecekti. Ancak şimdi Fenerbahçe'nin futbolcusu olunca millet şunu söylüyor. Ulan adam nasıl olsa boşta. Yani hiçbir yere gitmese Fenerbahçe değerlendirir. Belki de Fenerbahçe'de mistik bir oyun oynar. Jose Mourinho ile yıldızı parlar. E, parlayınca da bunu hiç alamayız derler diye sözleşmesini feshetme dedik. 1.4 milyon euro alıyordu. Beyimiz geçenlerde kulübün biriyle görüştü etti falan filan. Bir tarafı kalktı bize dedi ki bana 900 bin euro para veriyorlar. 500 bin eurosunu da siz tamamlayın. Biz ne dedik? O zaman şöyle yapalım dedik. 1.5 milyon euro servis getir. 500 binini biz tamamlayalım. Yoksa göndermiyoruz seni dedik. Sözleşme bitene kadar köşede bekle. 300 bin euro alır. 200 bin euro alır gelecek sene arkadaşlar. Geleceksin 200 bin euro para alıp oturur kenara. Bazı futbolcular hak ettiği bu. Sonra e, Luan Perez hatasını anladı. Daha doğrusu hatasını değil. Başına gelecekleri anladı. Dedik ki ulan ben bir sene daha oynamazsam bana 300 bin euro bile veren çıkmaz. Benim futbol hayatım biter dedi. Kabul etti teklifleri. Şimdi e, yasal şeyleri bekliyoruz. Yasal bir şeylerin oturmasını bekliyoruz. Onun dışında... E, Luan, Luan Perez, Rade Kurniç. Rade Kurniç'e çatır 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 teklifler var. Ve Rade Kurniç gidecek arkadaşlar. Kesinlikle gidecek. Kadroda kalmayacak. Bakın ben bir doyumcu gördüm. Kurniç kalacak diye. Kesinlikle yalan söylüyor. Kurniç kalmayacak. E, Ryan Kent, Emre Mor. Şunu söyledik. Ya kendinize kulüp bulun ya defolun gidin. Çünkü biz sizi oynatmayacağız. U19'da size başarılar diye. Arkadaşlar Kurniç 1. Perez 2. Kent 3. Emre Mor 4 bu 4 futbolcumuza ya gidiyorsanız gidin gitmiyorsanız U19'dasınız dedik. 4'ünü de kadro dışı bıraktık. Hocam kadro dışı bırakınca futbolcunun değeri düşer mi? Futbolcunun değeri zaten düştü. Avrupa'nın 5 büyük ligine gidemediler. Şu an var ya Avrupa'nın 5 büyük ligine gidemeyen bütün futbolcular değersiz. İsterse piyasa değeri 100 milyon euro olsun. Herkes diyor ulan iyi olsaydı çoktan alırlardı diyor. Şimdi Chukumueka önerisi Fenerbahçe'ye diye söylüyorlar. İşte Chelsea'den falan filan. Bizim şu an önerilere tahtamız kapalı. Bizim şu anda hedefimizde gönderilmesi gereken isimler var. E ben bu ismi yalanlıyorum. Spartak Moskova Cengiz'e yeniden talip demiş. Hatırlıyor musunuz Kerem Akdurkoğlu'nu 12 milyon euro alacak demişlerdi. Sonra da hiçbir şey almadılar. Köyüne de 6 milyon euro vereceklerdi. Yani ikisini 18 milyon euroya satacaklardı Galatasaray. Ama satamadılar. Ne hikmetse. Spartak Moskova almadı. Ne hikmetse artık. Ne olduysa. Nedense artık. Çözemiyorum. Ama çözdüğüm çok ciddi bir olay var arkadaşlar. Galatasaray algının kralını yapıyor. Çok da güzel yapıyorlar algıyı. O kadar güzel ki kendi taraftarları saf sazan gibi atlıyor hemen inanıyorlar. Çok güzel inanıyorlar. Bakın şimdi Cengiz Ünder'e 8 milyon euro teklifleri var. Bizimkiler 10-12 istiyorlar. Tabi Cengiz'in gidip gitmemesi de etkili. Keşke Cengiz gitse. Cengiz'e Katar'dan 18 milyon euro teklif vardı. Yanlış anlamayın. Katar'dan 18 gelip Cengiz gitmeyeceğine buradan 12 gelsin. Cengiz gitsin ben yine okuyayım. 12 milyon euro şu an Cengiz'i satabilirsek bayram etmemiz lazım. Vallahi diyorum bayram etmemiz lazım. Onu da söyleyeyim. Bakın çok dikkat çeken gol istatistiğimiz averajımız var. Bir kez daha söylüyorum. Bakın Amrabat geldi. İsmail Yüksek var. Hani en nesiri transferi. Görüyorsunuz Bakın nelerle uğraşıyoruz. Mesela İsmail Kartal'dan kalan şeylerle uğraşıyoruz. Bakın. Bazı mirastan uğraşıyoruz şu anda. Ha İsmail Kartal mirası çok önemli mi? Çok önemli değil aslında bakarsanız. Ama ben burada şunu anlatmak istiyorum. Eldekileri göndermek de almak kadar önemli. Şu anda Cengiz'e ihtiyaç çok. Kolay kolay da olacağını zannetmiyorum. Bir de Avrupa listesi kaç kişilik liste vereceğini biliyorsunuz. Eksik yani. Orada 3 tane falan altta yapılan oyuncu vereceksin. 3-4 kişi kalacak listenin dışında. Onu seçmek de zor. Bugün iki yabancı daha alacağım desen iki yabancı isteye neredeyse giremeyecek. Yani inanılmaz şeyler arkadaşlar. İnanılmaz garip tuhaf şeyler var. Hani benim bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Ama e, 4 futbolcu kadro dışı. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı. Ve kısa zaman içerisinde 4 tane kap gelecek. Giden kapı. Bu dördünün de gideceğine ben ikna oldum. Kurun içe ikna oldum zaten. Luan Perez de eli kulağında. Emre ile de Kent. Artık onlar da kentleri bilirler ama gidecekler arkadaşlar. Yoksa futbol hayatları bitecek bu kafayla. Cengiz'in gideceğini zannetmiyorum. Cengiz hala kadroda kalır diyorum ben. Ee, onun dışında bu çukumu doğru değil. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.